Abi yaz geldi geçiyor. Milletin tatil fotoğraflarını like'lamaktan heder oldum ya. Baksana. Baksana şunun profiline. Acaba ben bir arada bir kaçıp gelsem mi ya? Bensiz tatil planları ha? Yok brocum, sensiz gider miyim hiç ben? Seni de götüreceğim tatile. Bu yaşadıklarımız tatil sebebi olacak. Çok eğleneceğiz. Hiç aklına gelir miydi Ayşe'nin böyle bir yerde çalışacağı? Ah kuzum benim. Okutamadık da yavrumu. Allah Allah. Aha yine çalışıyor işte. Demek illa okulda olmaya gerek yokmuş. Tutturdunuz okulda okul ya. Tamam. Ha Ayşe geliyor. Ne yapmışlar öyle? Kızımı çaycı mı yapmışlar? Annem, abim hoş geldiniz. Aa, yine gözün mü kanlandı anne? Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Geçer her zamankinden. Şayırdır kız. Baba mesleğine mi merak saldın? Ne bu? Arkadaşlar benim kahvemi çok seviyordu. Ondan onları ben kahve yaptım. Siz doktora gidecektiniz. Ne oldu? Ne dedi? Gittik. İyi ki de gitmişiz. Şimdiye kadar yapılan tedavi yanlışmış. Aa, nasıl yani? Ya şimdiye kadar aldığım ilaçların hepsini bırakacağım. Ondan sonra tekrar doktora gideceğim. Teşhis koyacaklar. Neyse buna da şükür. Yani zararın neresine alınırsa kârdır. Kahveler soğumadan götüreyim mi ben? Götürürsün. Muhsin amca nerede? Biz onu ziyarete geldik. Müsait midir? Müsaitir abicim. Odasındadır. Siz geçin. Ben de kahveleri bırakır gelirim sonra. Tamam. Hadi bakalım. Ay güzel kuzum benim. Hadi. Ne işi bu? Kahve yapmış arkadaşlarına. Ayşe çok güzel kahve yapar. Ne? Sen de her şeye takılıyorsun. Nedir? Bırakabilirsin. Evet ne diyordum? Herkes iyi olduğu işi yapmalı. Yani bilmediğin işe kalkışırsan elin ayağına dolaşır. Yani mesela Ayşe. Anlamadım ya, ne demek istiyorsunuz? Ha yok diyorum ki kahveleri ne güzel yapmışsın. Oh tam ev kızı kıvamında, bol köpüklü. Onun eline her şey yakışır. Afiyet olsun o zaman. Hello. Bakıyorum hala dışarıdan yememeye dikkat ediyorsun. Bana o şapatan adiyi bulana kadar böyle kardeşim. Evet. Kahve işlemi başarıyla tamamlandı. Ceda öpür öpür içti vallahi kahveyi. Oh, eline sağlık. Esas haberler bizde. Ceyda'dan tamamen kurtulmanın yolunu bulduk galiba. Hadi ya nasıl, ne yapacağız? Ceyda'nın bilgisayarından kayıtları sileceğiz. E nasıl alacağız ki bilgisayarını? Bilgisayarı almayacağız. Ben network'ten girip halledeceğim. Hayır şu iş bitsin. Ceyda'yı böyle evire çevire dövmezsen bana da Ayşe demesinler. Bazen beni korkutuyorsun ha. Hmm, ben de. Aa, aileler gelmiş, hepsi burada. Siz bir köşeye çekilmişsiniz. Aşk olsun hiç söylemiyorsunuz. Sen ne yapacaksın ki benim aileme? Ben yapmayacağım canım, sen yapacaksın. Yani hazır aileler buradayken herhalde kavga etmeye başlarsınız. Edelim de durduk yere biraz zor olmayacak mı? Bir yerden başlamak lazım tabii. Haklısın. Tamam hallederiz bir şekilde. Merak etme, yaratıcı olmanıza gerek yok. İnandırıcı olsun yeter.
ben beklemem. Ben bunu bir kuş köşede sıkıştır kesin. Bir döverim ya. Ben gireyim konuya o zaman. Biz bunu yatak odamızda bulduk. Konuşabiliriz. Yani siz bize yardım etseniz de biz bu illetten kurtulsak artık. Perişan olduk. Reçetesi biraz meşakkatli. Ha, yok hiç önemli değil. Biz ne gerekiyorsa yapalım. Yani yeter ki şu illetten kurtulalım. Al. Ben alayım, alayım onu. Gittiğiniz gibi yatağınızın altına koyun. Beraberinde iki hamile kadından alınmış iki tarak beraber koyuyorsunuz. Ama kadınların bundan haberi olmamalı. Yoksa bu etki üzerinizde kalır. Hülya, etkisi üstümüzde kalırmış. Tövbe de Samet, tövbe. Tövbe, tövbe. Uzun lafın kısası, sonuçların gelmesini bekleyeceğiz Muhsin amca. Hadi hayırlısı ya. İnşallah güzel bir haber gelir. Vallahi ne yapsak, ne etsek az Muhsin Bey, hakkınızı ödeyemeyiz. Aa, yapma Melahat Hanım. Ne hakkı ya? Ben ne yaptım ki? Dur bakalım, bir haberi bekleyelim biz. Yok yok, öyle deme Muhsin amca. Şimdi yani sen olmasan biz öyle hastanelere gidemezdik, yalan olmasın. Yapma Rıza ya, beni utandırıyorsunuz. Ben ne yaptım ki? Hem biz bir aileyiz. Artık siz de benim ailemsiniz. Sizin derdiniz benim derdim sayılır. Kapatalım artık bu konuyu. Bir sonuçta çıksın, biz onu bekleyelim. Bir çaresi varsa olur. Olmazsa da alıştım ben zaten bu duruma. Buna da şükür. Baksanıza ailelerimiz bir arada, çocuklarımın yüzü gülüyor, hepsi çok mutlu. Ha, evdekilerin de size çok selamı var. Aa, sağ olsunlar. Evdekiler deyince Erkut niye gelmedi ya? Ben ona küçük bir asker harçlığı ayarlamıştım ama. Yok canım, ne gerek var Muhsin amca? Alt tarafı 20 gün gidip gelecek, hiç gerek yok. Olmaz Rıza. Adet adettir. Askere giden adama harçlık verilir. Al bakayım sen şunu. Hadi al. Bizimkiler neredeler ya? Onlar da gelseler şöyle güzel bir sohbet etsek beraber.
kadar. Bu pembe rüyalar